Siyaset ve iş dünyasının tanınmış simalarından Denizli Belediye Meclisi'nde 1989-1994 ve 2004-2009 dönemlerinde CHP Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan inşaat mühendisi Abdullah Başkaya, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün gece vefat etti. Renkli kişiliğiyle de dikkat çeken Başkaya'nın ölümü CHP teşkilatını, sevenlerini yasa boğdu. Çok sevdiğimiz bir abimiz, hem partimize hem denizimize uzun yıllar çok ulvi hizmetler vermiş. Sosyal yaşamında da, siyasi yaşamında da insanları kırmamaya özen göstererek hep gönüller yapmaya çalışmış bir abimizdi. Çok severdik, çok güzel dostluklarımız oldu. Görevi boyunca da denizimize çok büyük hizmetler vermiştir. Görevini tam anlamıyla, tam layıkıyla yerine getirmiştir. Çok üzgünüz, çok üzüntülüyüz. Denizimizin, partimizin başı sağ olsun. Abdullah abimiz gibi insanları bulabilmek çok zor. Çok değerli bir abimizdi. Partimizin ve denizimizin, camiamızın başı sağ olsun diliyorum. Başkaya için Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, CHP İl Başkanı Teoman Sancar, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürles'in, Başkaya ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Abdullah Başkaya abimiz gerçekten değerli bir insandı. Sevecenliğiyle, insana olan saygısıyla ve denizimize olan hizmetleriyle gerçekten gönlümüze taht kuran, herkes tarafından sevilen, bizle tanıştığımız günden bugüne kadar kendisiyle hep böyle güzelliklerde beraber olmuştuk. Hep saygı, sevgi çerçevesinde beyefendiliğiyle, konuşmasıyla gerçekten çok çok sevdiğimiz bir abimizdi. En yakınımızı kaybetmiş kadar abimizin hakkı rahmet kavuşmasından dolayı üzüldük. Elimizden gelen dua, mekanları cennet olsun. İnşallah Allah'ım cennetini kabul etsin. Bizler onu kaybetmenin üzüntüsünü ilelebet yaşayacağız. Ama Abdullah abi gerçekten güzel hatıralar kaldı. Onlarla kendimizi inşallah teselli etmeye çalışacağız. Son yolculuğuna uğurlanan Başkaya için dostları ve partili arkadaşları beyefendi, sevecen, gönüller yapmaya çalışan kişiliğe sahip olduğunu belirtirken siyaset ve iş dünyasında önemli bir kayıp olarak dile getirdiler. Hepimizin başı sağ olsun. Abdullah Başkaya bizim abimizdi. Benim hemşerimdi, kaklıklıydı. Ta çocukluktan, gençlikten bu tarafa tanırız. Abdullah abi bizim gülen yüzümüzdü. Bir kelimeyle tarif et desem biraz zor ama Abdullah abi anlatmak. Şu iki kelime onu çok güzel tarif eder. Gerçekten beyefendi bir kişiliği vardı. Hiç kimseyi kırmazdı. Çok iyi niyetliydi. Bugün sosyal medyaya baktığımda herkesin üzerinde birleştiği tek konu beyefendi. Çok iyi niyetliydi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Başkaya Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Tabi üzüntülüyüz. Her cenazede olduğu gibi. Abdullah Bey'i ben önce Allah rahmet diliyorum. İyi birisiydi. Kendisi daha önce belediye meclisi yaptığı için tabi hizmet etmişti yani ilimize. Ve geride ben hoş bir sada bırakmak denir ya. İyi şeylerle anıldığını biliyorum. Dolaylı bizim benim de uzaktan yakınım oluyor. Allah rahmet eylesin diyorum. Ölüm soğuk. Adı bile soğuk yani. Yüzü soğuk. Ama Allah sabır versin diyorum tabii geride kalanlara. 1949 doğumlu Abdullah Başkaya, Denizli eski milletvekillerinden olan Yusuf Başkaya'nın torunu. Çocukluğu ve gençliği Kaklık'ta geçen Başkaya, 2005 yılında geçirdiği trafik kazasında eşi Arzu Başkaya'yı kaybetti. Başkaya iki çocuk sahibiydi. Abdullah abinin özellikle Denizli'ye mühendislik anlamında, iş anlamında ve bize de kendi parti anlamında, Cumhuriyet Halk Partisi anlamında bizlere çok büyük hizmetleri vardır gerçekten. Kendisiyle iki dönem çalışma nasip oldu. Hem il başkanlığımda hem de il sayım hani çalışmalarım oldu. Çok güzel bir insandı, tatlı bir insandı. Bütün insanları seven, sevecen bir insandı.
Ne diyelim yani, Allah rahmet eylesin. Vallahi üzüntülüyüz. Denizli'nin başı sağ olsun. Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin başı sağ olsun. Partimize de büyük hizmetler olmuş. Denizli'ye büyük hizmetler olmuş. Bir değerli büyüğümüzü kaybetmenin acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerine, tüm Denizli'ye başsağlığı diliyorum. Acımız bugün için büyük. Yani böyle durumlarda sözün bittiği yer gibi. İnsan tabii en son 2-3 gün önce gördüm Abdullah abiyi. Elini öptüm. Tabii tek taraflı da olsa ben sohbet ettim. O mimikleriyle yanıt verdi. Allah rahmet eylesin. Yani deniz açısından, işte meslek açısından, partimiz açısından önemli bir kayıp. Vallahi Hacı Gül'le ilgili bir şey söylenmez. Yani abi çok iyi bir abimizdi. Hem insan olarak hem parti olarak görevlerini yerine getiren, hakikaten olması gereken bir yurttaştı. Partim açısından çok önemliydi. Partimi en iyi temsil eden abilerimizden biriydi. Başımız sağ olsun, çok üzüldük. Allah akrabalarına sabır versin, tanıdıklarına sabır versin. Kendine de toprağı bol olsun. Mekanı cennet olsun derim. Yani iyi bir abimizdi. Gerçekten her eylemde, her... Yani vatandaş üzülürse o da üzülürdü onlarla beraber. Bir emek veren biriydi. Emekçiydi gerçekten. Üzgünüz. Sağ olun, teşekkürler. Yani yüreğimiz yanıyor. O kadar çok seveni, arkadaşı, dostu vardı ki. İşte kablodan da görülüyor. Nur için yatsın diyorum. Başka bir şey demiyorum. En sevdiğine, yani annemin yanına gitti. Tesellimiz o. Orada buluşacaklar diyorum.